Pendik'teyiz. Pendik İyi Parti yeni yönetimi oluştu. Sayın ilçe başkanı Turan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Doğuş TV ve Türkiye Havası TV adına röportaj yapıyorum. Hayırlı olsun öncelikle. Sağ olun, teşekkürler. Başkanım. Siz de hoş geldiniz. Az önce arkadaşlarınızla da tanıştık. Güzel, iyi bir yönetim oluşturmuşsunuz. Sağ olun. Çünkü günümüz Türkiye'sinde gerçekten siyasette var olmak isteyenler ayrı bir parti siyaseti yapmaya korkuyor. Evet, böyle bir maalesef. Dönemde, kısa bir dönemde böyle bir yönetim oluşturduğunuzdan dolayı da tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Şimdi ediyorum. Şimdi Sayın Başkan, siz İYİ Parti'nin kuruluşundan beri varsınız. Evet. İl dolaştınız. Yani Türkiye genelinde biliyorsunuz ama. Kartal kurucu başkanlığında, ilçe yönetimde aktif görevler yaptınız. Biz size Kartal'dan belediye başkanı olacak diye beklerken İYİ Parti Pendik ilçe başkanı oldunuz. Neden? İlk öncelikle geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz partimiz için bize nerede görev verilirse her zaman orada olma ve hizmete talip bir insanız. Koltuğa meraklı bir insan değiliz. Hiçbir zamanda böyle bir beklentim olmadı. Sağ olsun partilerimizin, yetkililerimizin bize uygun gördüğü bir durumdu. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Biz kendilerinin bize bu uygunluğu gördükleri için de kendilerine teşekkür ediyorum. Bana bunu layık gören başta Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e, teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın'a ve İl Başkanımız Buğra Kavuncu'ya teşekkürler ediyorum. İnşallah Pendik'imiz için elimizden gelen neyse yönetimizle beraber bunu sağlayacağız. Peki şimdi Pendik'te bir başkan görevde. Evet. Çünkü birçok kişi, hatta işte bölgede görev yapan birçok gazete dahi sizin Pendik'te olduğunuzu biliyor. Evet. Siz gençlik kollarında işte spor, aktif görevlerde falan bulundunuz. Hı hı. Kendi ilçenizde bir sorumluluk almak nasıl bir şey? Zaten baştan beri aslında istediğim bir şeydi. Eğer genelde bir genel merkezde veya ilde bir görevim olmayacaksa yerelde kendi büyüdüğüm, eğitimimi tamamladım ve arkadaşlarımın, ailemin olduğu bir ilçede olmak en güzel avantajdır. Orayı biliyorsunuz, sokaklarını biliyorsunuz, caddelerini biliyorsunuz. Bu yönden de mutlu oldum bana burayı layık gördükleri için. Evet, birçok kişi ile diyaloglarım var. Bilmeyen arkadaşlarımız da olabilir. Bunun nedeni Kartal ilçede teşkilatında görev almamdan kaynaklıydı. Orada daha aktiftik. Ayrıca sadece Kartal İlçe Teşkilatı'nda değil, partimizin genelinde de sivil toplum kuruluşlarına görev alan bir insandım. Ve genel başkanımızla beraber illeri dolaşıyordum. Bununla ilgili bir rapor ve sunumlarımız oluyordu. Ondan dolayı çok fazla burada değildik ama artık buraya atamamız oldu. Bundan sonra tek derdimiz, tek işimiz Pendik. Şimdi siz Pendik'i yakından biliyorsunuz. İşte 30 mahallesiyle. 36 mahallesi. İşte 36 mahallesi var. Biz Pendik'te olmadınız. 32 mahalle, 4 tane köyümüz var. Yalnız gezip dolaşan bir şahsiyetsiniz. Teşekkürler. Şimdi Pendik'te, işte biz bazen zaman zaman geliyoruz. İşte otopark sorunu var. Evet. En önemli otopark sorunu var. Sizin tespit ettiğiniz başka neler var? Şimdi Pendik İstanbul'un en büyük 5 ilçelerinden biri. Evet. 1 milyon nüfusuna sahip, 600 bine yakında seçmeni olan, 680 bin nüfusa resmi olarak sahip olan bir ilçemiz. Yüz ölçümü olarak da İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri. Tabii bundan dolayı da inanılmaz bir inşaat, rantlaşma olayı var burada. Aslında Pendik'in de sorunu Türkiye'nin genel sorunu. Yani mevcut hükümetin yarattığı sorun bütün İl ve ilçelerde aynı şey. Ama Pendik'te yüz ölçümden kaynaklı inanılmaz derecede bir rant olayı var. Merkeze çok büyük bir odaklı yatırım var ama diğer yerlere, kenar mahalleler çok unutulmuş. Maalesef altyapıları daha büyük sıkıntı yaşayan yerler var. Ama merkezimizde baktığımızda inanılmaz derecede de bir otopark sorunu var. Pendik merkezimizde baktığımızda. En büyük sıkıntılarımız bunlar zaten. Maalesef Pendik diğer ilçelere göre daha farklı bir konumda, insan yapısıyla farklı olduğu için her mahallesi farklı bir profil çiziyor, insan profili çiziyor. Belediyecilikte de bu bence önemli bir nokta olması lazım. Ama biliyoruz ki şu anki mevcut hükümeti kendi elinde bulundurduğu belediyeler sadece inşaata dayalı bir sistem yürütüyorlar. Bu da en büyük sıkıntı. İnşaata dayalı ve kişiye dayalı. Mesela işte iş yok, güç yok, aş yok. Ama işte belediye ne yapıyor? Seçmenini elde tutmak için belli yardımlar yapıyor. Yani yardıma dayalı. Yani
işte gençlere, çocuklara iş verelim, iş sağlayandan ziyade aylık per ödüt yardımlara bağlamış. Şimdi sizin bundaki bakışınız ne olacak? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Pendikli olan bütün herkes diyebilir ki eskiden Pendik merkezde bir iş yeri kiralamak çok büyük sıkıntıydı. Bulamazdınız, boş yer bulamadınız. Ama şu anda Pendik sokaklarını gezdiğiniz zaman inanılmaz derecede boş dükkanlar var. Esnaf çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Ekonomik sıkıntı içerisinde. Kimse kirasını ödeyemiyor. Maalesef ödeyemiyor. İş yerleri teker teker kapanıyor. Bunun tek sebebi maalesef ülkenin ekonomik sıkıntısı, inanılmaz derecedeki döviz artışları ve bundan kaynaklı Türkiye'nin, Pendik'in sadece inşaat sektörüne dayalı bir ekonomi şeklinde yürütülmesidir. Üretim olmazsa maalesef satacak bir şeyiniz de olmaz. Şu anda bütün müteahhitlerin elinde satacak tek bir şey var, o da daire. Onu da satamıyor. Neden? Çünkü müteahhit de şu anda birçoğu iflas etti. Hatta evet. Geçen gün Çekmeköy'de bir müteahhit intihar etti. Daha başka şeyler de var. Evet. Partimizin dile getirdiği ama maalesef yandaş medyanın haber yapmadığı bir sürü konular var. Özellikle 3. havaalanındaki işçi ölümleri. Bunlar en büyük sıkıntılar. Maalesef bunlara bir çözüm bulunamıyor ve haber kaynaklı da olmuyor. Pendiğimizde de bu yönde sıkıntılar var tabii. İnanılmaz derecede var. Öncelikle hedeflerimizden biri, biz kavgacı bir uslup kesinlikle benimsemiyoruz. Mahalle mahalle gezip mahalle teşkilatlarımızla beraber hazırladığımız sorunları, sunumları Pendik Belediyesi'ndeki yetkili kişilerle bunları paylaşmak. Biz onları eleştirip sürekli kendimizi ön plana çıkartma derdine değiliz. Bizim derdimiz sadece vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm biz olsun. Biz gelirsek bunu yapacağız. Evet, bir çözüm sunmak ve bu yaptığımız çalışmaları da parti programımızda yer alan çalışmalara. Bütün belediyecilik modellerimizde hepsi bu vardır. Biz daha çok ne yapacağız? Ne yapmak istiyoruz? Bunu anlatmak istiyoruz. Mevcut hükümet şunu yaptı, bunu yaptı eleştirme noktasına bunu değil. Zaten. Evet, biz bunu iki yapmış, biz nasıl üç yapabiliriz bunun derdindeyiz. Pendik'te de yapacağımız ilk işlerden biri, Allah nasip eder, partimiz burada yerel yönetimleri kazanacak durumda olduğu zaman bütün mahallelerimize eşit şekilde hizmet vermek. O mahalleden oy alıyorum, bu mahalleden az oy alıyorum diye değil. Bizim için herkes aynı statüde vatandaş sayıldığı için biz her mahalleye aynı hizmeti götürmek istiyoruz. Şimdi sizin işte Fenerbahçe üyeliğiniz, kongre üyesiyim. Kongre üyesisiniz. Evet. Birçok STK'larda görevlisiniz. Evet. Artı ilçeyi iyi biliyorsunuz. Bunun yanında da Sayın Başkan şayet işte Allah nasip etti. İyi Parti Pendik'te yerelde iktidarı aldı. Evet. İnşallah. Anlaşma olmazsa. Çünkü kadro güzel. Her partinin insanlar var. İşte siz de Demokrat Parti, Merkez evet. Parti'den geliyorsunuz. Az önce CHP'li arkadaşlarla görüştüm. MHP'den gelenler var. Diğer partiden gelenler var. Şimdi İyi Parti'de halkın bir beklentisi var. Hani güneşe dön yüzünü Türkiye diyor. Evet. Ya. Yüzünü halkın, güneşe dön. Evet, yüzünü güneşe dön Türkiye diyor. Halkın bir beklentisi var. Ama şu an siyaset dediğim gibi zor bir dönemde. Yani tek partili bir dönemdeki gibi siyasetin yaşıyoruz. Yani insanlar gerçekten şu safhada yer alıp görev almak istiyor ama korkudan gelemiyor. Siz de böyle bir dönemde bir iş adamı olarak gerçekten ciddi bir mücadele verdiniz. Partinin kuruluşundan bugüne kadar. Burada bundan sonraki çalışmanız ne olacak? Yani siz Pendik'te nasıl bir ilçe başkanlığı yürüteceksiniz? Bizim mesela aktif mahallelerde toplantılarınız olacak mı? Muhtar olacak mı? Çünkü az önce baktım yerel gazeteci arkadaşlarım da yani hep böyle yüzeysel genel konuları irdelemeye çalıştılar ama önemli olan yerelden genele çıkmak. Süleyman Turan burada ne yapacak? Biz burada önceliğimiz bütün mahallelerde teşkilatlarımızı kurmak. Mahalle teşkilatlarımızı kurduktan sonra da bütün mahalle teşkilatlarının bünyesinde bir yönetim oluşturmak. En az 10 kişilik bir yönetim oluşturup buradaki arkadaşları aktif çalıştırarak o mahallenin sorunları neyse onların kendilerine bir rapor yapıp bana sunmaları. Mahalle teşkilatlarımız bizim için önemli bir safhadır. Ben kesinlikle ilçede oturan bir başkan olmayacağım.
Zaten öyle bir insan değilim. Zaten siz olarak değilim. Yapınız, evet. Yapınız yok. Değilim. Bütün mahalle teşkilatlarımızla sürekli diyalog içerisinde olup ve onları gezeceğim. Tek tek onlarla beraber mahallelerimizde, muhtarlarımızda olup onlarla beraber toplantılar da yapacağız. Önceliğimiz bu. Daha sonraki en önemli icraatlarımızdan biri partimizin buradaki üye sayısını artırmak. Çünkü şu anda bu ülkede rakam vermek doğru değil ama şu anda en çok üyenin olduğu ilçelerden biriyiz burası. Ama yine de az. Mevcut nüfus. Evet, bir senelik. Hemen bir seçime girdi. Zaten sağ çalışması yapmadı. Aynen öyle. Bizim şu anda mevcut aldığımız 5 milyon oya bakarsak ilçelerimizdeki üye sayısını 2-3 katına çıkartmamız gerekiyor. Evet. Bunu başardığımız takdirde insanlarımızda daha rahat, en azından sosyal medyada veya telefon, iletişim ağı ile beraber bunlara, üyelerimize daha rahat ulaşabiliriz. Üye sayısını yapmanın en büyük özelliği budur. Onların sisteme girip, sistemde onlara partimizin durumunu anlatma durumu ortaya çıkıyor. Biz de bunu başarmak istiyoruz. Yerel yönetimlerle beraber sivil toplum kuruluşları önemsiyoruz. En büyük yapacağım bunu işlerden biri de burada bütün sivil toplum kuruluşlarını hepsini ziyaret edeceğim. Sadece bir kere gitmekle değil, belli zamanlarda onlarla bir araya gelip kahvaltılar, yemekler düzenlemeyi düşünüyorum. Ayrıca burada daha önce Pendik'imizde siyaset yapmış, yerel belediyecilikte hizmet vermiş ve şu anda artık köşeye kenara çekilmiş değil de onları tekrar bir araya getirip onlarla diyalog içerisinde olup onların da fikrini almak istiyorum. Onlarla sürekli diyalog içerisinde. Tabii ki büyüklerimiz bu işe emek vermişler. Hangi partiden olursa olsun. Benim için parti önemli değil. Her partiden olan herkes, derdi bu vatan olan herkesle ben bir araya gelirim. Onları dinleyip onların tecrübelerinden faydalanmak istiyorum. Evet, Sayın Başkan. Son soru. Daha yenisiniz. Derinlere zaman zaman dalarız. Şimdi geçtiğimiz günlerde İYİ Parti şöyle bir çağrı yaptı. Dedi ki il ve ilçe teşkilatlarımızı çaya davet ediyoruz. Evet. Biz de geldik ilçenize. Teşekkür ederim. Çayınızı içtik sevgili başkan. Her zaman bekleriz. Bu çağrının bir karşılığını gördünüz. İnanın şunu söyleyeyim. Sürekli ilçemizde gelip bizim çayımızı içmek isteyen insanlar oluyor. Biz de dışarıda karşılaştığımız insanlara hep şunu söylüyoruz. Bakın bizi burada değil, gelin ilçede oturun, bir çayımızı için. Ne sormak istiyorsanız başımızın üstünde yeriniz var. Her türlü sorunuzu söyleyebilirsiniz. Bizim kapımız herkese açık. Sonuna kadar açık. Sürekli demlenen bir çayımız var. Evet. Çünkü çayın niye önemi vardır? Çay samimiyeti ortaya koyan bir şey. İnsanın evinde, iş yerinde içtiği bir çay sohbeti güzelleştiren bir maddedir. Biz de o yüzden samimiyetimizi ortaya koymak için herkesi ilçemize, illerimize çaya bekliyoruz. Sohbetlerimize bekliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür, ben teşekkür ederim. Güzel bir toplantı oldu. Sorulara güzel cevaplar verdiniz. Çok sağ olun. Allah sizi mahcup etmesin. Hepimizi inşallah. Yolunuz bahtınız açık olsun. Çok sağ olun. Allah razı olsun.